Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Mavi yelekler. Gençlik ekibi. Nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Merasimlerin en hayırlısı diyebiliriz. Çünkü burada temelini atacağımız Kur'an kursumuzda en hayırlı insanlar olacak. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. İşte burada hem öğrenenler olacak hem öğretenler olacak. Dolayısıyla en hayırlı insanların bulunduğu, bulunacağı bir binanın temelini atıyoruz. Rabbimizin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de en doğru bir şekilde nasıl yaşanması, yaşamamız gerekir Kur'an-ı Kerim'i, işte onun öğretildiği bir eğitim yuvası, bir ilim irfan merkezinin temelini atıyoruz. Rabbini bilen, peygamberini tanıyan ve o şekilde bir nesil yetiştiren kızlarımız burada yetişecek. Geçmişte Kur'an kurslarımız, medreseler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana bizim medeniyetimizin temelini oluşturmuşlardır. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, ilme, hikmete, bilgiye dayanmaktadır. Böyle bir medeniyetimiz var bizim. Vatandaşlarımıza diyorum ki, zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde, sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit, buyurun gelin, 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda, 2023-2024 yılında 250 bin çocuğumuz eğitim aldı. Şu ana kadar 1,5 milyon mezun verdik. Ne büyük bir kazanımdır bu. Milletimiz adına. Hafızlık Kur'an kurslarımızda 85 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Ve biz sadece Kur'an-ı Kerim'i yüzüne öğrensinler, ezberlesinler, ondan sonra gitsinler demiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in manasına vakıf olabilmeleri için çeşitli programlar yapıyoruz. Kur'an'ı anlama programı diyoruz buna. Nihai hedef Kur'an'ı anlamak değil midir? Yaşamak değil midir? Kur'an'a göre bir hayat sürmek değil midir? Nihai hedefimiz budur. Amacımız budur. Bilmeyen öğrensin, öğrenen okusun, okuyan anlasın, anlayan yaşasın. Formülümüz bu. İnşallah burada temelini atacağımız, bugün atmış olduğumuz Fatma Çetin Kur'an kursumuzdan da nice kardeşlerimiz, yavrularımız, neslimiz Kur'an'ı öğrenir, hıfzeder, anlar ve yaşar. Hayırlı uğurlu olsun. Nice kardeşlerimiz burada ilim, irfan sahibi olacaklar. Onların
nesillerini de Cenab-ı Hak Kur'an'a kadim eylesin inşallah. Sayın Valim, değerli misafirler, tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz cümle amellerimizi rızasına uygun eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Camimizin gölgesinde, camimizin, minaremizin gölgesinde hayırlı bir hizmet için burada bulunuyoruz. Fatma Çetin Yatılı Hafızlı Kız Kur'an kursumuzun temelini atmak üzere buradayız. Hayırlı, bereketli ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Bir an evvel tamamlanarak hizmete açmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evet, Sayın Valim, kıymetli misafirlerim, değerli misafirler, Fatma Çetin Hafızlık Yatılı Kız Kur'an kursumuzun temelini atıyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya müfettihal ebbab İftah lana hayran bab. Allahümme iftah aleyna ebbabe rahmetik. Senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz Hacı Mustafa Camii'ni milletimiz için, burada bu mahallede yaşayan kardeşlerimiz için ve kadim şehir Kastamonumuz için hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi. Cemaatini bol eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için el-Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun Cenab-ı Hak hepimiz için en güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.